Herkese yeniden merhaba. Sonunda durup konuşabilecek vakti buldum. Şu an buranın banyosu gibi bir yerdeyim. Şöyle geçeyim. Burada bu giyinme alanları ve banyonun olduğu yerde oturuyorum. Araya girdik. Ve arkadaşlar, o kadar garip bir yerdeyim ki, burası bir olimpik köy. Yani buraya işte sporcular falan geliyormuş, Estonyalı. Biz de buraya yerleştiler çok fazla kapasitesi olduğu için. Estonya'nın içerisinde böyle, yani daha doğrusu Tallinn'in içerisinde bu şekilde kalabileceğimiz fazla şekilde ev yokmuş. Ama işin saçma tarafı, hava inanılmaz derecede soğuk. Ve bu inanılmaz soğukta biz böyle kulübe gibi yerlerdeyiz. Ben ekleyeceğim videoya da zaten, birazdan görürsünüz. Kulübe yerlerdeyiz ve kulübelerin içerisinde ne tuvalet var ne banyo var ve bir yere ulaşmak için, yani tuvalete gelmek için bu binaya gelmemiz gerekiyor. Ve bu bina diye gelmek de gecenin birisi, o kadar soğuk ki, yani karanlık her yer, hiçbir şey yok ve duşlar çok saçma yan yana ve aralarda kabin, hiçbir şey yok, yani perde yok, bir şey yok, herkesin aynı anda duş almasını bekliyorlar ve herkesin burada hani giyinip soyunup tuvalete de bile buraya geleceğiz, hani odalarımızda hiçbir şey yok. O yüzden aşırı zorlanıyorum ve internet çok kötüydü ilk gün. Zaten WhatsApp, her şey çökmüş. Bayağı şey anlamında, şartlar olarak çok kötü ama Estonya çok güzel bir ülke gerçekten. Hani çok doğal, çok çok soğuk ama. Bu arada insanları da çok soğuk, biliyor musunuz? Bir şey merhaba dediğinizde böyle cevap vermiyorlar falan. Ignore ediyorlar sizi. Ve muhtemelen yabancı olduğunuzu anlıyorlar çünkü herkes sarışın, mavi gözlü, uzun boylu falan, hani ve biz böyle kahverengi gözlüyüz falan, böyle garip garip bakıyorlar. Ya da böyle şey, hani mesela teşekkür ederim bunu verdiğiniz için, teşekkürler şunu yaptığınız için falan diyorum. Cevap yok, hiçbir şey yok. Ya da birine yardım ediyorsunuz, kapıyı açıyorum mesela AVM'de, buyurun geçin falan diyorum. Teşekkür yok, hiçbir şey yok, yani gerçekten sıfır şey. Amerika'da asla böyle bir şey yoktu yani. Amerikalılar her zaman nasılsın, günaydın, iyi gün geçsin bilmem ne falan hep kullanıyorlar ama burada böyle bir şey yok maalesef. Şimdi de aramızdaydık. Öğle yemeği yedim. Yemekler en azından güzeldi bugün için. Şimdi tekrardan gideceğim zaten. Etkinlik yapıyoruz. Etkinlik videolarını da biraz ekleyeceğim sizin için. Daha doğrusu kendim için de ekleyeceğim çünkü çok yani kültürel anlamda çok iyi kaynaşıyoruz. Hani o kısımda bir sıkıntı yok ama Estonya halkı çok soğuk. Estonya'nın kendisi çok soğuk. Kaldığımız yer biraz kötü şartlarda ama gelip görmeye çok değer bir yer ama asla yaşanacak bir yer değil. Dediğim gibi böyle çok hareketli insanlar ve birbirleriyle konuşan insanlarla beraber olmam gerek. Şimdi dışarı çıktım. Umarım kaybetmem olduğum noktayı biraz böyle size göstermek için. Tam olarak yani ormanlık bir alanın ortasında. Kaldığımız kulübemsi şeyler. Yani bu kulübelerden o geldiğimiz yere çok soğuk, yani hava gerçekten çok imkansız gibi bir şey ama çok güzel bir yerde. Güzelliğine diyecek hiçbir şeyim yok tabii ki de. Böyle. Burada kalıyoruz ve şurada şu ileriki yerde yemek yiyip etkinlik yapıyoruz. Dediğim gibi proje için geldik buraya. Ve 3 numaralı odada benim kaldığım oda. Odada kimse yokmuş, o yüzden çekebilirim odayı diye düşünüyorum. Şöyle aşağı indireyim. Heh, burası benim yatağım. Burada bir Estonyalı arkadaşım kalıyor. Burada da Polonyalı bir kız ve de Yunanistanlı bir kız kalıyor. Bu da benim. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hava o kadar soğuktu ve şeydi ki, hani böyle havanın sıcak, en sıcak olduğu anda gidip duş alıp buraya geçmeyi düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Odalarımız çok küçük ama çok sevimli. Hello arkadaşlar. Şu an ormanın içerisinde hiking yapıyoruz. Bütün gruplarla beraber ama herkes benden ya önde ya da arkada. Aşırı soğuk. Yine aşırı soğuk bir gün Estonya'da.
Hiç şaşırtmadı. Burası şeye benziyor. Kalınların yaşadığı yer var ya hani Twilight'ta. Oraya benziyor. Birazdan böyle Edward sanki uçarak gelip beni alacakmış gibi ve Bella da şurada bir yerde depresyona giriyormuş gibi. En çok merak ettiğim şey de yani Estonya'daki insanlar nerede yaşıyor çok merak ediyorum. Çünkü şehir merkezinde hiç ev yok. Zaten total nüfusları 1 milyon 300 binmiş. Hi. Hi. Hello. I was talking about that this place is looking like Twilight. You know, in somewhere Edward Cullen is gonna come and take Bella. Yeah. Have you watched? Yeah, I was really young. I don't really remember. Twilight. When is your birthday? My birthday? Yeah. 27th of December. No, in 1997. So you're old enough? Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone. Az önce köpekleriyle geçen kadın hakkında ne düşünüyorsun? Ondan önceki son yılların hepsi yani. Çok soğuklar. Evet, çok soğuk. Hiç şey yani tamam hani bizi bağırlarına bassınlar demiyoruz da yani en azından merhaba ev falan var diyebilir de iyi günler falan diyebilirler. Ev var. Orada ne bakman gerekiyor. Oha. Burada yaşamak isterdim. Burada yaşamak isterdim de gerçi insanların değişmesini isterdim. Hayır, hiçliğin ortasında gerçekten. Ben şey dedim işte, Edward'la Bella'nın buluştuğu yerler burada. Öyle zaten. Okay, you wanna say something? Let me think about it. We're having a really good time here in Estonia. Yes, we are. But I also, in my channel, I spoke about a little bit about the bad conditions. The friends are good. That's true. But the conditions are really bad. Did you show them the toilets, the showers? Yes, I talk mm-hmm, about them mm-hmm. also. How the do you find are... Actually, you know, Estonian people are cool with it. Because I told, like, yeah, we always do that. In school are as they? Well. Yeah, they at are. At school? Yeah, in school as well. So imagine to have seen all your classmates naked in the shower. Yes. Yeah, but it's I it's think kind it, of weird. Yeah, it's normal for them. Okay. Okay. Would you like to introduce yourself a little yeah, bit? Yeah, I'm Konstantina. From Greece. I'm from Greece. Neighbor. Okay. And can you tell them to subscribe to the channel? Of course. You should subscribe. I subscribe too. Anlamasa bile arkadaşlar abone olmuşuz da abone olmayı unutmayın o yüzden. Okay. How do you say bye in Greece? Okay. Yes.